Hazır mıyız efendim? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kapatılan zürafa sokağı. Ben biliyorsunuz bir İngilizce öğretmeni olarak birçok hayat kadınına, bakın orospu demiyorum, hayat kadını diyorum. Saygım var. Hayat kadınına İngilizce ders veriyordum. Bayağı bir anılarım var onlarla. Efendim bu entelekte kanal benden rica etti ki Madame Marika dedi, tanıyor musunuz dedi. Ben de dedim ki tanıyorum çünkü İngilizce ders verdim dedim. Birkaç tane dedim zürafa sokakta çalışan çok zengin 3-4 tane hayat kadınına İngilizce ders verdim. Birkaç tane de trans kadına ders verdim. Bunlarla ilgili maceralarımı anlatacağım size. Efendim, birincisi, bakın, transseksüel bir kadınla ilgili. Ben de yan sanayi bir ablanız olaraktan önce bizimkilerden başlayayım. Şimdi hayatım, zürafa sokakta çalışan hayat kadınlarının %20'si erkekten dönmeydi. Yani sizin anlayacağınız biplersin bebe, bipleme bu YouTube. Yani bunlar farkında olmadan erkekler gidip erkekleri sikiyorlar. Çünkü bilmiyorlar yani. İbrahim olmuş, Emel. Fıstık gibi, memeler taş gibi, yüz bebek gibi, göt kabak gibi. Ne olacak? Yani onun eskiden İbrahim olduğunu kim anlar anlamaz. Kerhaneye başvurmuş, bakmışlar bebek gibi. İbrahim işe almışlar. İbrahim yani Emel Hanım diyorum. Emel Hanım'dan bahsediyorum. Efendim, kerhanenin en çok iş yapan bir kadını olarak paranın amına koyuyordu. Nasıl mı? Benden ders alıyordu İngilizce. Diyordu ki, o zaman bizim zamanımızda bebeğim öyle internet, akıllı telefon yoktu. Normal telefon vardı. Ben bu kadına derse gidiyordum. Ben bunun orospu olduğunu bilmiyordum. Ben işte İngilizce ders veriyorum. Kadının hizmetçisi bile vardı. Gidiyordum gayet havalı, bakımlı bir kadın. Bir gün merak ettim. İbrahim olduğunu da bilmiyorum daha. Anlamadım, ben bile anlamadım. Emel Hanım dedim, ne iş yapıyorsunuz siz dedim. Bana böyle de kerhanede çalışıyorum dedi. Dalga geçiyor zannetti. Emel Hanım, dalga geçmeyin dedim, ne kerhanesi? Yavrum dedi, ben dedi zürafa sokakta çalışıyorum. En çok iş yapan kadın benim dedi. Ondan sonra günde dedi en az dedi 50 kişi geliyor gidiyor dedi. Aa dedi Emel Hanım nasıl dayanıyorsunuz 50 kişi dedim. O dedi ay dedim niye dayanmayacağım ben zaten dedi. Efendim Emel Hanım dedim ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben kerhanede çalışıyorum zürafa sokakta dedi. Ben dalga geçiyor zannettim. Emel Hanım dedim dalga mı geçiyorsunuz dedim. Hayatım dedi iş iştir dedi. Hem dedi ben dedi ama dedim yani dedim bu kadar zenginlik, bu kadar dedim evler, arabalar, yazlıklar, kerhanede mi çalışarak aldınız dedim. Yavrum dedi bana en az her gün dedi en az 50-60-70 kişi gelir. Zürafa sokağın dedi en çalışkan karısıyım. Çok da güzel para kazanıyorum. Ondan sonra efendime söyleyeyim ben çok şaşırdım. Neredeyse İngilizce öğretmenini bırakıp kerhaneye başvuracaktım. O kadar da şaşırdım yani. Ay kadın para için de yüzüyor hayatım. Ondan sonra bebeğim. Kadın böyle ders veriyorum alttan zart 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 zart. Emel Hanım bu sesler nedir rica ediyorum dedim osurmayın dedim. Karı osuruyor zannediyorum. Dedi osurmuyorum dedi. Bebeğim amımdan dedi geliyor sesler dedim. Nasıl oluyor insan amından osurur mu Emel Hanım dedim. Dedi ki yavrum dedi günde dedi 60 kişi basarsa o amca dedi. 60-70 kişi hava doluyor dedi. Hava doluyunca dedi evde geldiğim zaman dedi o havalar pıt 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 çıkıyor dedi. Ay Emel Hanım amınıza bir şey tıkayın dedim. Yoksa ders vermeyeceğim dedim. Rahatsız olayım amınızdan çıkan zart zurt sesleriyle dedim. Sonra kadına bir daha derse gitmedi. Bu bir. Birinci hikaye. İkinci hikaye. Emel Hanım'ı geçelim şöyle. Gelelim ondan sonra efendime söyleyeyim. Efendim başka bir. Dediğim gibi inanın yalan söylemiyorum. O zürafa kadınların %20'si sen abartmayayım %10'u dönmeydi. Yani ameliyatta kadın olmuş. Çok güzel olmuş. Memeler bomba gibi. Tabii erkek de erkek siktiğinin farkında değildi yani. Erkek geliyor erkek sikiyor. Kadın diye para veriyor. Ay bana dönmeler kızacak ama dönmeyin ayol. Ben niye dönmedim siz de dönmeyin. Aa döneceksiniz de ne olacak? Bak işte gördüğünüz gibi cinsel kimliğimle barışıyorum. Aa erkekten karı olmaz diyor. Şimdi Bülent Ersoy sanki karı mı oldu?
Yani bebeğim. Ay ne oldu? Basıldık diyorum. Basıldık. Ay.